sistem monopolleşmeyi teşvik ediyor. Kesinlikle. Peki şimdi yeniden yani hala içindeyiz, girişimci şehir. Burada insansız araçlar, sanki insansız hayat gibi bir yandan da. İşte bu biraz önce ikinci Rönesans'a dronlar, insansız araçlar. Gidelim. Yani varlıklı bir adamın, şoförü olan bir adamın insansız araca ihtiyacı yok. Öyle değil mi? Şoförü var. Tümseyi gördüğü zaman şoför ona göre yavaşlıyor. İnsansız araç daha çok sıradan insan için. Tümseyi görünce yavaşlamayacak, tam diye ilerleyecek. Çünkü arkasında bir insan olup olmadığını bilmeyecek bu araç. Ama bunun da getirileri, farklı getirileri olacak. Şu anda mesela yeni bir araştırma okudum Berkeley'den. İnsansız araçlarla trafiği düzenleyecekler. Yani insansız araçlar, çok siz de karşılaşmışsınızdır. Bazen trafik durur, kaza mı oldu dersiniz. Halbuki sizin şeridinizde olmamış, yan şeritte olmuş. Herkes oraya bakıyor. Çünkü herkes oraya bakıyor. Ama insansız araçlar aramızda olduğu zaman onlar yavaşlamayacak. Onların tecessüsü olmayacak. Evet, onlar yavaşlamayacak. Peki ama insansız araçta da şimdi bizim mevzumuz değil ama mesela tutup araba bir yere çarparsa sorumlusu kim olacak falan. O işte çok, günümüzün yeni konusu, psikologlara, evet, ve sosyologlara, hukukçulara da açık alan. Ahlak ki açıdan da çok dini açıdan da her konuda bir şey. Evet, dronlar. İşte o da işte ulaşımın ucuzlamasına geliyor. Yani yeni nesil ulaşım. Evet, dağıtımın ucuzlamasına geliyor. Eğer dağıtım ucuzlarsa fakirlik konusunda eşitlenme olacak ve fakirlik bir adım, iki adım öne gidecek. Peki şimdi anlamak için soruyorum. Geçenlerde bir haber vardı, Amerika Birleşik Devletleri'nde AVM'lerin iflas ettiğine dair. Niye, insanlar daha az tüketiyor? Yok, hala tüketiyorlar ama internetten alışveriş yapıyorlar Türkiye'de de. Şimdi baktığımızda mesela o büyük ihtişamlı mağazalar, işte çalışanlar, hatta çalışanların üstü başı falan, bunların hepsi çok daha ciddi bir maliyetti. Şimdi hem o maliyetten kurtulmuş oluyor, hem de burada robotları da kullandıkları söyleniyor bu paketlemelerde, şunda bunda. Şimdi burada da manzara, bu daha basit, çok sofistike teknolojinin kullanıldığı bir yer değil ama yine bir yığından söz edebiliriz işsizlik açısından. Yani doğru. Ve dronlar. Yani Amerika özelinde konuşursak, hani alışveriş merkezleri Amerika'da şu anda yani çok önceleri ikinci, üçüncü plana geçmiş durumda. Ama oralar insanları bir buluşma mekanı, vakit geçirme mekanı değil. İnsanlar daha farklı yerde vakit geçiriyorlar. Hı hı. Türkiye açısından tam tersi. Onlar insanların dışarı çıkma, hı hı, yerleri. Ama o AVM örneğinden baktığımızda şey bayağı değişiyor değil mi? O farklı, yani orada şöyle görüş de var. Yani insanlar belki oradan satın almayacak ama orada görecek, deneyimleyecek. Ama internetten satın alacaklar. Yani alışveriş merkezlerinde bir vitrin olarak. Yani şey demek istiyorum, biz böyle farkında olmadan hayatımıza doğru giriyor. Giriyor, kesinlikle. Ve bakınca sanki alışveriş yapacak insan sayısı da yakında azalır gibi geliyor. Peki şimdi yapay zekaya tekrar dönersek, 50'lerde yapay zekadan söz ediliyor. Evet. 80'lerde söz ediliyor. Sonra 2000'lerde mi çıkıyor? 2010'larda, 12'lerde daha. Neden 50'lerde söz edildi, öldü, 80'lerde söz edildi, öldü ve şimdi ölmeyecek görünüyor? Yani bu aslında klasik bir teknoloji dalgası gibi. 50'lerde bir parçası yeterliydi, diğer parçaları yetersizdi. 80'lerde iki parçası yeterliydi, diğer parçaları yetersizdi. Üçüncü parçası. 2010'lardan sonra üçü de yeterli olmaya başladı. Yani yapay zekada üç tane bileşen var. Bir tanesi algoritma. 50'lerde algoritma başladı zaten. İkinci bileşeni veri. 50'lerde veri yoktu ortada. Bilgi yoktu. Yani birikmiş bir bilgi olması lazım ki yapay zekanın onu işlemesi gerekiyor. Üçüncü bileşeni de işlemci gücü. Şimdi 80'lerde bu bilgisayarla beraber o işlemci gücü uzlamaya başladı. Onun için zaten Kasparov'u bir bilgisayar yenebildi. Ama o zaman da veri yoktu. Yani sıradan insan için yapay zeka devrimi oluşsun diye veri yoktu. İnternetle beraber de veri oluşmaya başladı. Yani şu anda
her sene veri yarattığımız veri katlanarak ilerliyor. Şimdi veri var. İşlemcinin gücü çok ucuzlamış. Bir saklama hafızası işte 1 GB'ı 200 dolarlardan şu anda 1 doların altına düşmüş durumda. Ve gittikçe de ucuzluyor Moore yasasından dolayı. Algoritmalar da yeterli. En son işte 80'de 56'da bir nüvesi atıldı bunun. 80'lerde bu backpropagation ile beraber daha komplike işler yapılır hale geldi. 2012'lerde bu işte derin öğrenmeyle beraber işte görsel ya da